Hello. Absürt şeyler bulabiliyorsunuz. Nasıl? Şuraya bir bakar mısınız ya? Herkese güneşli bir Tokyo'dan selamlar. Takeshita Street'e geldik arkadaşlar. Burası Tokyo'nun hani vazgeçilmez alışveriş sokağı gibi bir yer. Böyle turistler, yerliler, öğrenciler. İçeriği göreceksiniz zaten şimdi. Aşırı kalabalık. Ben ilk geldiğimde buraya uğramıştım. Bomboştu. 6-7 ay önce pandemide açıldığında. Şimdi her yer böyle cıvıl cıvıl. Girelim buradaki mağazaları göstereyim. Satılan eşyaları, çok farklı konseptler var. Şu kalabalığı görüyor musunuz? Bir insan seli var şöyle. Hemen Harajuku istasyonundan inince hop karşıda. Bu arada Cem de var yanımda. Merhabalar. Cem'le birlikte yine gezmeye başlıyoruz. Karış karış gezelim. Haydi. Buraya gelen bir şeyler atıştırıyor. Kafelere giriyor, alışveriş yapıyor. Çünkü çok farklı tarzda şeyler var. Şimdi göreceksiniz. Şimdi burada bir şeyleri göstermek istiyorum sizlere. Değişik konseptler var tabii ki. İşte şapkalar, fiyatlar, hediyelikler falan. Onun haricinde arkadaşlarınıza... Bak bu arada deniyorlar. Arkadaşlarınıza böyle hediyeler alabilirsiniz mesela arkadaşlar. Veyahut da şöyle. Ne diyorsun? Nasıl? Güzel mi? Deneme kabini var mı? Deneme kabini var mı? Deneyebiliyor muyuz? Deneme kabini varsa. Mesela bunun fiyatı ne kadarmış? Bunlar 1990 yen. 1990 yen, 15 dolar civarında bir para yapıyor. Şöyle. Bir sürü tişörtler, gömlekler. Her şey var burada. Güzel şeyler de var burada, alınabilir. Tabii burada daha enteresan şeyler de var. Böyle. İlginç ilginç. Giymek isteyen alıp giyebilir. Burada durumlar böyle. Yani absürt şeyler bulabiliyorsunuz. Ne yapıyorsun? Cem yapma bak. Yapma, Cem'i kaybetmeyelim. İki gece hayatına girdik. Biliyorsun yanına gelince bozuldum. Yazmışlar evli barklı adamı. Şimdi çok farklı ürün satan yerler var. Böyle fantazi, tarz, ne bileyim. Çok ilginç ya burası. Ne ararsanız var burada. Tokyo'da görüp görebileceğiniz en enteresan dükkanların olduğu bir cadde. Evet. Bu kadar enteresan cadde, dükkan hepsi buraya toplanmış. Bir de şey bakın, hep böyle lise öğrencilerini görebilirsiniz. Şuralarda sıralar var. Şunu göstermek istiyorum size. Burası bir waffleci yani krepçi. Şu güzelliği görüyor musunuz ya? Ya bunlara bayılıyorlar bak içeriden. Bayılır tabi. Patır patır yapıyor. Cayır cayır yapıyor abi. Para basıyorlar para. Sokağın sonunda kadar en az 10 tane dükkan vardı. Bunun bak, gibi bizdeki... Kafayı kaldır. Yukarıda da köpek kafesi var. Köpek kafe mi orası? Bir tane konsept kafeye gireriz. Bir tane de onu çekeriz size hayvanlı şekilde. Severiz, hayvanları severiz. Şimdi bizdeki çiğ köfteciyi biliyor musun? Bir tane açıldı mı 100 tane açılıyor ya. Ona bak burada neler varmış. Oğlum çiğ köfte dedin, çiğ köfteye benziyor. yani orada da bu wafflecılar bayağı burada meşhurlamış. Burada ama şey diyor, kebap wrap falan diyor. Kebap. Burada Türk mü acaba? Hint mi ama bazıları Hintli oluyor. Olabilir ama içeride çok değişik şeyler satıyorlar bu arada. Neler var? Saatler var. Yüzükler var. Ha tamam. Anladık ya, burası değişik. Şeyler böyle rock. Ne deniyor onlara? Metalci. Metalci tayfa gibi. Aynen. Sonra burada herkes bir şey alıyor. Zaten siz de almak istiyorsunuz emin olun. O kadar çok çeşit şey var ki. Burada dövmeci, el falı bakıyorlar, tarot bakıyorlar.
Yürüyorsun burada el fonla tarota bakıyorsun. Evet. Burada çıkıncı var. Ya neler neler var. Tavuklar. Burada yine bu karakterleri düşürüyorsunuz bunun içinden ve bunun hastası bunlar. Yani koleksiyon topluyorlar bunlardan. Yenileri falan gelecek diye arıyorlar, dolanıyorlar. Bunlara gaça gaça diyorlar. Gaça gaça mı? 300 yen'den başlıyor. Evet. 300 yen, 400 yen, 500 yen. Böyle figürlerini bulmak için deli gibi çeviriyorlar. Sırf bir dükkan buna ait ya. Evet bir evet. Dükkan. Bunun gibi de Tokyo'da bilmiyorum kaç tane vardı. İstasyondan işlerine koymuşlar. Evet. Nereye? Mesela burada ne var? Yer altında bir yere gidiyor. Oha. Bir çok bakalım. Garip. Hadi gidelim. Gel, gidelim. Hadi girelim. Zaten abi bir sürü değişik fotoğraflar var. Acaba burası böyle poster falan mı satıyor diyeceğim. Çok ilginç bir yere gidiyoruz şimdi. Aa bak. Evet. Poster poster satıyorlar. Birazı bitmiş zaten. Evet. Bak şöyle yapışkanlı. İmzalı mı? Baksana. Bildiğin çıkarmış fotoğrafı satıyor bak böyle. Bir de kim abi bu ya? Baksana kaç tane var? 50 küsür tane bir şey var. Değil mi? Kolyesini yapmışlar ya. İnanılmaz. Ben de kendiminkini yaptırayım bari. Şöyle. Abi şaka gibi ya. Arkadaşlar şimdi tanıyorsunuzdur, ben tanımıyorum. Yani aranızda bunların sevdalıları vardır. İlyas ben şunları alacağım. Ne alacaksın? Şunlara koleksiyonuma katacağım bunları. Öyle mi diyorsun? Şimdi bak, Google'dan şimdi bastır abi işte Google'dan çıkart bastır. Neyse var yani. Bak farklı farklı resimleri çekmişler abi. Şimdi niye gelip buna para veriyorlar ben anlamadım. Bir tanesi 100 yen, 50 yen. Tuhaf. Durum böyle. Girişten belli zaten böyle fotoğraflarla ilgili bir şey oldu. Ya burası Japonya. O yüzden sorgulamayacaksın niye böyle diye. Öyledir, öyle olacak. İnsanlar deli gibi alışveriş yapıyorlar. Yine böyle anime kız şeyleri satanlar. Bak burası böyle çok acayipler ya. Kalın mesela topuklu ayakkabıları aynen çok seviyorlar. Mesela şu kadar topuk giyiyorlar ya. Teyzem ablam geldi şimdi. No touch. Touch. No touch. Dokunma. Şuna baksana. Bunu nasıl giyecek abi? Ben nasıl alacağım ben? Dokunma lan. Yani işte dokunmayacaksın. Inside. Neyse dokunmayalım. Ablamın malı değerli. Yine burada pembemsi şeyler. Burada kadınlara özel şeyler var işte. Her yerde bir kafe. İlginç konsept. İlginç yiyecek. Bu sokak böyle gidiyor. Komple alışveriş. Ben şimdi değişik şeyler göstereceğim sizlere. Ha bak gördünüz mü? Krepçi burada da var. Sıraya bakın ya. Sıraya bakın. Hep böyle bir daha. Sirkülasyon hep böyle devam ediyor. Şurada bir şey var. Ne var? Sushi Ninja Toilet. Yani abim parayı basıyor arkadaşlar. Valize. Aha park gibi bir yere geldik ha. Ne yapıyorsun? Sen bir tuvalete gir. Burası da böyle bir park gibi bir yere gidiyor. Yiyecek yok diyor, sigara yok diyor. Ninja tuvalet diyor da dedim içeride acaba öyle bir şey var yok. Yok, sokak tuvaleti. Çilli. Herkesin elinde krep var. Krep. Birazdan ben de yiyeceğim bir tane. Yaptırırız şöyle şekil şükül olanından güzel. Şimdi bak burada harita var. Onu göstereyim size. Şöyle. Biz aynen şuradan girdik. Şöyle gidiyoruz işte. Haritamız böyle. Bir sürü mağaza var burada. Ne ararsanız var. Doğru mu canım?
ne olduğunu yazmışlar. Aynen, her yerde ne olduğu yazıyor. İnsan seli ya. Ben 7 ay önce buraya geldim de, pandemiden sonra yeni açılmıştı ya ülke. O zaman yani burada hiç kimse yoktu. Bomboştu bu sokak. Kapalıydı dükkanlar. Turistler açılmadan önce insan yoktu. Bak şimdi burada neler vardı? Arkadaşlar, talipler aranıyor. Şimdi şuraya bir bakar mısınız ya? Abi ben şöyle güzel bir kostüm giyerim. Bir tane de yanıma kadını, bayana böyle bir özel kostüm alabiliriz yani. Ya da şöyle olur. Ya da şöyle olur bak. Bu şimdi neymiş? 5900 müymüş? Aslında iyiymiş fiyatı. Şu 3000 yen. Hangisi? Alırız. Alırız. Giymek isteyen varsa gelsin yanıma, alacağım. Birlikte bir tarz video çekeriz ya. Şunlara bakın ya. Ne foto? Amca değişmiş. Anca dışarıdan çektik. İçeride daha farklı farklı şeyler var. Aşağı kadar gidiyor. Evet. Kafayı bir kaldırıyorsun böyle. Bak, yukarıda bir aynen polis kıyafeti. Kelepçe var bak. Değil mi? Ya neler neler var arkadaşlar. Yani buldukça göstereceğim. Her videoda farklı şeyler göreceğiz Japonya'dan. Ya çünkü bunların yani animeden başlıyor zaten fantezi dünyası. Evet, bir sırada burada var. Bir sırada burada var. Abi nasıl bekliyorlar görüyorsunuz değil mi ya? Burası da ayrı bir böyle küçücük dükkana yani neler neler koymuşlar ya. Öyle kıyafetler var ki aklınız çıkar ya. Yani kim alıyor demeyin bunları. Evet. Alan adam alıyorlar. Almasa adam şunu niye getirsin şimdi bak. Bunu giyerler. Kızlar bunu gayet giyer. Ne var mesela? O da güzelmiş. 60 dolar. Abi. Şöyle söyleyeyim. Anime hastası birisi zaten Japonya'ya geldi miydi? Tam belki bir ay, belki iki ay kendine gelemez. Her gün sokağa çıkıp o öyle ağzı açık gezer yani hayranıysa bir şeylerin. Afişte gördüğünüz kişi bir an karşınıza çıkabiliyor sokakta. Öyle bir şey var yani. Bak burası da kocaman bir şekerci. Eşantiyon bir şey yok mu? Eşantiyon. Bu kadar kalabalığa eşantiyon verse adam batar. Abi çok iyi be. Çalışan da şekerci. Hani o da öyle pembe giyinmiş. Ne kadar? 100 gramı 594. Yani 100 gramı 4,5 dolara geliyor. Burada yazan büyük ihtimal. He. 100 gramı 4,5 dolara geliyor. Biraz yani burası ama çok güzeller ya. Pahalı aslında. Evet. Çok turistik de bir. Turistik. Yer. Ama mükemmel. Abi insan hepsinden canı çekiyor değil mi? Mısırlara baksana renga. Evet. Ne kadarmış bu? Fiyat rakamı. Çok iyiler ya. Çok güzel abi. Zaten video başladığından beri ortalıktaki liseli kalabalığını görmüşsünüzdür. Şurada da küpeci, kolyeci gibi bir şey. Çok güzel yapmış. Mekanı baksanız ya. Kolyeler, küpeler. Aynen. Köpek kafesi var yukarıda. Her yerde çünkü Hachiko kafesi. Hachiko kafe mi orası da? 20-30 metrekarelik bir adada dükkan yapmışlar. Aynen. İçerisinde hayvanları tıkıştırmışlar. Burası da makyajcı. Ya çünkü burada bak al deminki şeyde gördüğün karşına çıkıyor. Çünkü burada sokakta hayvan göremiyorsunuz. İnsanlar geliyor. Aa, foto ne oluyor? Niye? Dayı çektirmiyor fotoyu. Ne varmış orada? Aa, hayvanlar. Merkit miydi? Neydi o? Bak. Neydi? Merkit miydi? Kermit miydi? Mirket. Mirket. Yarım saati 10 dolar. Bir bakarız. Ya şuraya bakın, karşıya bakın ya. Anime severler ağlıyor şu an. Neler neler ya. Neler neler Cem. Korktu da. Bak bak gel gel şeyler anlayacaklar şimdi. Şunları giyiyorlar çıkıyorlar sokağa. Bak şunları giyiyorlar. Bak. Abi şaka gibi be.
Sonra böyle içince kafayı falan bulunca zaten kendini zorlaşıyor. Bir de bunu kaldıramıyor böyle ayakları. Zaten bir iki kilosu. Değil mi? Birkaç kilo var bu. Bu gene hafif gibi duruyor aynen. Şunlara bak ya. Gerçekten de giyiyorlar, yürüyorlar arkadaşlar onlar. Boyları kısa ya. Aynen. Biraz da onun da etkisi. Böyle de sokağın sonuna geliyoruz. İki taraftan da giriş var. İster metro istasyonundan, istersiniz de buradan. Sol tarafta 5 dakikalık mesafede Türk konsolosluğu var. Konsolosluk burada mı? Aynen. Şu sokağın sonunda Türk konsolosluğu var. Şu köşeyi döndüğünüz sağda kalıyor. Orada. Burası Ahmet Efendi'ye gidiyor. Böyle. Zengin markaların olduğu, arkası Shibuya. Evet. Buralar yerleşiyor. Şu waffle'ın bir tadına bakak. Waffle'ı bir yiyelim. Bir waffle yiyek. Burası da waffle'cı. Burası da mı waffle'cı? Burada sıra var mı? Çeşitlere bakar mısın? Bazıları bitmiş, sold out yazmışlar ve ilginç olabiliyor musun? İçerisine bak tavuk atıyorlar. Evet. Karides atıyorlar. Et atıyorlar. Şunlara bakın ya. Çok güzel durmuyor mu ya? Mesela şu 690 yen ne yapar? Aşağı yukarı 5 dolar mı yapar? Öyle bir şey. Bak da burada çok sıra yok. Buraya gir istiyorsan. Valla çok da iyi duruyor. Buradan alabiliriz ya. Aldık. Ne aldın İlyas? Ben şundan aldım. 590 yen. İçinde strawberry var. Çikolatalı kek var. Oo, güzel. Cheesecake. Krem cheesecake falan var böyle. Şöyle güzel. Çilekli. Güzel. Bekliyoruz. Kaç para verdi? 590 yen. Ne yapar biliyor musun? Güzel, fena değil. 590 yen aslında iyi bir şey yani. 590 yen. 4 dolar 31 cent yapıyor. 85 TL. Ya buranın durumuna göre normal, standart. Ya normal yani böyle bir şey aslında. İyi. Ne pahalı ne ucuz. Aldık abi böyle. Cheesecake'imizi burada. Bakalım. Tam bir cheesecake gibi değil. Tamam. Neyse şimdi biz bunu gömelim. Oradan biraz hayvanları sevmeye gidelim. O konsepti görelim. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet, o merak edilen kafelerden birini bulduk. Bakın şöyle. Abi şunun tatlılığına bakın ya. İçeride bunlar var. Hello. Abi çok tatlı ya. Fiyatları göstereyim. Böyle 30 dakika var. Yok, no. Can I? Yes. Böyle 30 dakikası 1210 yen. İşte this. This one for me. Aa. 1500'müş bize. 30 dakika bir tane de içecek var ücretsiz. Hayvanlar seveceğiz içeride. Ya şunun tipe bak ya. Nadir içeride neler göreceğiz bakalım. Seviyorlar. Ha, ısırma lan, ısırma. Two. Yes. Şimdi ödemeyi yapıyoruz. 30 dakikası 1540 yen. İsterseniz 330 yen fazla verip thank you. Hayvanları besleyebiliyorsunuz. Kurallar. Aynen, biz şu tarafa geçelim. Burada böyle tatlış bir maymunumuz var. Hello. How are you? Şurada tilki var. Burada hayvanları yıkıyorlar. Bu ne? Bu bayılmış ya. Çok garip ya. Gerçekten çok garip. Alıyorsun oyunu. Alın. Sevin. Çok garip bir konsept. Bunun gibi birçok konsept var Japonya'da. Neyse şimdi biz de bir iki tane alalım. Sevelim. Dur. Dur oğlum, dur.
This is very crazy. Really? This is okay, smoke? Sleep or okay? Okay, sleep. I guess this is çok da kayı. Onun enerjisi çok onun. Bak şunlar var ya. Hmm. Ayırdık onları, ondan oldu herhalde. Herhalde. Bu kaşınıyordu benimki. Sleep. Gitti. Baş tatlılığa bak. Bu gitti. Ona bak, buna bak. Şu tatlılığa bak. Bunlar yatıyor. İlkiyi yerinden etmeyelim. Kulakları çok güzel ya. Azıcık bir uyan. Kulakları var. Kulakları çok güzel aynen. Büyüyünce bunların renkleri de çok güzel tatlı oluyor. Tıp turuncu. Abi şu tülere kürte bakar mısın ya? Bak müthiş bir şey abi. Ha, gel. Attım. Tamam gel. Gel. Yes. Okay, sleep. Abi dönüyor böyle, rula yapıyor kendini, bak. Yatak hazır, bak. Okay. Neyse, uyuyorsun. Şimdi 1000 kişi geliyor, adam uyuyamıyor ki. Tabii bak şu kalabalığa bakar mısın? Sırada ay, bekliyorlar. Uyuyamıyor ki. Adam, o da haklı. Hayvan da haklı. O da haklı. Nerede hayvan hakları? Abinin üstü kırtığı olmuş. Ben buna çok korkuyorum. Şu tatlılığa bak ya. Like a baby. Bu ne oğlum? Bak o kızın kucağındaki olan gitmiyor hiçbir yere. O orayı yer edinmiş. Seviyor orayı. Orayı seviyor. Orada daha rahat. Ya şuna bak ya. Lan yer küçük ya. Lan biri gidiyor, biri geliyor. Dışarıda kuyruk var. Şu tatlılığa bak ya. Dur tamam. Ben korkuyorum bunlardan. Bunlar ısırıyordu herhalde ya. Bunlar da anlamıyorlar yeri. Tıka bak. Arkadaşlar. Çok iyi ya. Bu da su içiyor. Su içiyor. Çekil dedi, ben içeceğim. Şunun ağzını yüzünü yerim lan. Şunun ağzını yüzünü yerim abi. Tırnakları görüyor musun? Oo, kalem ucu gibi he. He. Ayağınızı denk alın değil mi? Şunun ağzını burnunu yerim lan ben. Şimdi arkadaşların fotoğraflarını da çektim. Nice to meet you. You like this picture? You like? Picture is good? Picture, photo. Photo is good? Photo. Okay. Thank you very much. Bye bye. Abi bitti. Gidiyoruz. Cem, hadi gidelim. Abi kalabalığı görüyorsunuz ya. Sıra bekliyor insanlar. Sizlere bir robot kafe göstermek istiyorum. Avatar Robot Kafe diye. İçeride robotlar servis yapıyorlar. Otantik bir ortam var. Hadi girelim. Hello. Hello. Abi ortaya salmışlar, dolanıyor ya. Şimdi bakın burada başka bir robotlar var. Bu ne yapıyor bilmiyorum ama bu çalışmadı. Süslemişler hepsini. Çok ilginç bir konsept var. Bir yere bağlanıyor bunlar. Sonra masada sipariş falan verirken, bakın her masanın başında robotlar var. Onlarla konuşuyorsunuz. Onlar sizi bir kişi bağlanıyor bunlara. Sizden sipariş falan alıyor, bir şey yapıyor. Sonra orada siparişi getiriyor. Yine normal insanlar da çalışıyor. İlk geldiğiniz zaman da orada birisi sizi karşılıyor böyle. Çok ilginç bir robot kafe ya burası.